Merhaba arkadaşlar. Excel VBA kitabımızın 9. bölümünün 2. uygulaması yine bir web sitesi erişimi. Arkadaşlar bu uygulamamızda da web sitesine erişim yapacağız. Önceki uygulamamızı incelemediyseniz, izlemediyseniz onu izlemenizi öneririm. Detaylı olarak bu URL'lerin girilmesi ve sitelere erişimle ilgili işlemler yaptık. Şimdi bir başka site belirledim. Böyle bir belediye fiyat sitesi. Bunu seçme amacım şu. Burada URL'de tarihle olabiliyor. 18 yazdığınızda 18, 17'si yazdığında 17'si, 20'si. Böylelikle hani amacımız bir URL'yi yazıp farklı farklı dinamik URL'ler oluşturup çok sayıda sayfadan da web sayfasından da verileri almayı sağlamak arkadaşlar. Biliyorsunuz bu süreçte URL'yi biliyoruz. Kendimiz değiştirme imkanlarımız varsa istediğimiz gibi ekleyebileceğiz dinamik anlamda. Yani buradaki örnekte şöyle arkadaşlar geldik. Ben mesela gün kısmını kullanıcıdan alıyorum veya kendiniz günü artırarak gidip çok sayıda belediyenin alttaki fiyatlara erişip alabileceğiz bu anlamda. Günü girdi 17, 18, onu buraya getirdim. Ona göre dinamik bir URL oluşturdum. Ondan sonra da hatırlarsanız gidip tablo, HTML tablo bileşenini alıp onu TR ve TD satır ve sütunlarıyla okuyorduk. Peki bu data table, onları nereden öğrenip de alıyoruz? Arkadaşlar sitenin sağ tıklıyorum, kaynağını görüntüle var. Burada onlar çeşitli tablolar halinde arkadaşlar. Bakalım zaten meyve fiyatları diye geldi. Bakın table ID data table bu tabloya erişiyoruz. Ondan sonra da TRT'de okuyaraktan arkadaşlar TRT'de görmüş olduğunuz gibi şeyleri, içeriklerini, fiyatları almış oluyoruz. Bu şekilde erişimi sağlıyoruz. Demek ki bizim buradaki önemli olan yaptığımız şey. Yine de istiyorsanız kodlara baştan bakalım. Bu iki tane bileşeni buradaki erişim yöntemimizde Internet Explorer aracılığıyla, yani bildiğiniz IE çalışıyor, o siteye erişiyor. Yine HTML sayfasını alıyoruz, doküman olarak algılıyoruz ve onun tablolarına erişim yapıyoruz. Bu arada bunları kullanabilmek için arkadaşlar, önceki videoda hatırlattım, referanslardan HTML Object Library ve internet kontrolün eklenmesi lazım. Bunları aşağıdan bulup yanına tıkladığınızda arkadaşlar o yukarıya yüklenecektir. Bu şekilde bunları yüklemek gerekecek. Şimdi kapatayım. Onun dışında URL'imizi giriyoruz. Görünmez yapıyoruz. Yani açılmasın Internet Explorer, gizli kalsın. Burada bir zaman kontrolü yapıyoruz. Dokümanı alıyoruz, tabloya bağlanıyoruz. Bu şeyde arkadaşlar property ile yine TRT'de yapıyoruz. Dediğim gibi önceki videoda çok burayı detaylı konuştuk diye geçiyorum. Şimdi çalıştıralım kodumuzu arkadaşlar. Çalıştırdığımızda bizden şeyi soracak, hangi gün, 17'si, 18'si, 19'u neyse bunu alacak, oraya koyacak, URL'ye koyacak. O URL'den gidip bize arkadaşlar fiyatları getirecek. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Bakınız yanına yazılabilir tabii hangi günün olduğunu biliyoruz vesaire. Başka sayfalara da başkasını, bunların formatlarını alabiliriz, düzenleyebiliriz. Artık Excel bilgilerimiz de arkadaşlar olacak bu anlamda. Bunları yapacak kadar. Çok sorun değil. Zaten split örneğimiz vardı. Yani işte sanıyorum 6. bölüm uygulamalarında split ile tire'den ayırdığınızda ayrılacaktır arkadaşlar.